Bismillahirrahmanirrahim. Efendim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlamadan önce hepinizi selamların en güzeli olan Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün sizlerle tevessül konusunu konuşacağız. Bildiğiniz üzere tevessül meselesi, yani Allahu Azze ve Celle'nin dışında Enbiyaullah'tan, Evliyaullah'tan bir talepte bulunma meselesi, Müslümanlar içerisinde uzun zamandan beri tartışılan konulardan birisidir. Tabii ki burada büyük çoğunluk tevessül meselesinin sünnet-i cariye olarak günümüze kadar geldiğini ve istidlal ederken bu konuyla ilgili ellerinde birçok Kur'an'dan ayetlerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerin bulunduğunu söylerler. Ben bu önemli konuyu çok değerli bir konuğumla ele alıp incelemeye çalışacağım. Konuğum Alevi din alimi Sayın Hüseyin Alagöz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Zahmet ettiniz, bizleri kırmadınız buraya kadar, ta Adıyaman'dan teşrif edip geldiniz. Özellikle bizim için. Teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Sayın Alagöz, girişte arz ettiğim gibi tevessül meselesi, bununla ilgili birçok kitapların yazıldığı, alimlerin dillerini alıp üzerlerinde konuştuğu çok önemli bir konudur. Tevessül meselesini ele alıp incelediğimiz zaman muhalefet edenlerin bir iddiası vardır. Allah'tan başkasından bir şey talep etmek şirktir, Allah korusun dinden çıkıştır. Dilerseniz önce bir tevessül nedir, onun çerçevesini çizelim. Daha sonra acaba Allah'ın dışındaki Evliyaullah'tan, Enbiyaullah'tan bir şey talep etmek, onlara tevessülde bulunmak İslami açıdan sakıncalı mıdır, değil midir? Bunun üzerinde duralım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bu iddiada bulunanlar şu ayetle olaya giriyorlar. Allahu Teala buyuruyor Kur'an'da, la ted'u ma'allahi şey'a, Allah'la birlikte bir şeyi çağırmayınız. Elbette Allah'la birlikte bir şeyi çağırmanın ne demek olduğunu bir kere açmak ve anlamak lazım. Biraz da hocam bu iş marifetullah'la ve marifetun nefs'le ilgilidir. Yani bizim Allah'la olan diyalogumuz nasıldır? Onun aslında kainatın Allah'la olan diyalogu nasıldır? Onun bir kere doğru bir şekilde anlaşılması lazım ki bu mesele daha net bir şekilde ortaya çıksın. Allahu Teala buyuruyor ki in min şeyin illa indena hazainuh ve ma nunazziluhu illa bi kaderin ma'lum. Hiçbir şey, ama hiçbir şey yoktur ki katımızda hazinesi olmasın. Ve biz nazil etmeyiz ancak ölçüsünce, miktarınca. Yani maddi manevi bildiğimiz her ne var ise Allahu Teala diyor ki o bizim katımızdadır. Hazinesi biziz, bizim katımızdır. Ve biz nazil ederiz. Biz nazil etmesek nazil olmaz. Ve biz de nazil edince, ölçüsünce, miktarınca, belli bir takdir üzere nazil ederiz. Hayatımızda maddi manevi gördüğümüz, yani rızık mesela Allah'tandır. Öyle değil mi? Er-rızku alallah. Ya insandaki güç, kudret Allah'tandır. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İnsanın görmesi, hayatı, ilmi, insanın sahip olduğu maddi manevi her ne var ise, her şey, Kur'an buyurur ki in min şey, ama hiçbir şey yoktur ki katımızda hazinesi olmasın. Yani her şey Allah'ın katındadır. Ve Allah nazil ediyor. Bu doğru. Peki Allahu Teala bu nuzulu nasıl gerçekleştiriyor? Mesele burada. Öbür taraftan bizi Allah'ın fakirleri olarak ilan ediyor. Buyuruyor ki ya eyyühen nas entumul fukarau ilallah vallahu huvel ganiyul hamid. Ey insanlar, sizsiniz Allah'ın fakirleri.
ve sadece Allah'tır gani, zengin olan ve övgüye layık olan. Kur'an'ın diğer bir ayeti, her gün okuduğumuz ayet. Buyuruyor ki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Sadece sana ibadet eder. Burası önemli. Sadece senden yardım dileriz. Her gün bunu namazda okuyor muyuz? Okuyoruz. Soruyorum, Allah'ınızı severseniz Allah'tan başka kimseden hiç yardım dilemiyor musunuz? Yani hiç kimse edemiyor musunuz? Şu çuvala bir yardım et, şu çuvalı tutup beraber götürelim. Birisi ile bu meseleyi paylaşırken ben bunu arz ettiğimde bana dedi ki ya küçük şeylerde evet birbirimizden yardım diliyoruz ama büyük şeylerde işte ancak Allah'tan yardım dilenir. Dedim olmadı. Aslında şirk nedir? Şirk yani bir konuda Allah'ın yanı sıra ikinci bir merciyi kabul etmektir. İbadette eğer Allah'a ibadet ediyorsanız ve onun yanı sıra başka birine de ibadet ediyorsanız bu şirktir. Eğer Allah'tan yardım diliyorsanız, onun yanı sıra başka birinden yardım diliyorsanız bu şirktir. Yani ondan sonra adalette, insafta, her ne konuda olursa olsun Allah'ın yanı sıra birini eğer bir merci, bir konuda merci olarak kabul ediyorsanız bu şirktir. Ve Allah'tan başka yardım, birinden yardım dilemek şirktir diyenler ya da evliyaya tevessül edilmez diyenler aslında üç tane tabiri birbiriyle karıştırıyorlar. Kur'an'ın kullandığı üç tane tabir var. Biri dunallah, biri maallah, biri de billah. Dunallah yani Allah olmaksızın. Sen Allah'ı aslında rafa kaldırmışsın. Allah'la bir işin yok. Güç ve kudrette Allah'ın dışındaki bir şeyleri güç ve kudret merciği olarak kabul ediyorsun ve ondan yardım diliyorsun. Puta tapanlar gibi, aya tapanlar, güneşe tapanlar, başka ilahları kabul edenler gibi. Maallah yani Allah'la birlikte Allah'ın yanı sıra bir merci kabul etmek. O da şudur, evet Allah'tan yardım diliyorsun ama yardım konusunda başka bir şeyleri veya başka birilerini de Allah'tan bağımsız olarak bir yardım merciği olarak kabul ediyorsun. İki tane yardım merciğin oldu. Biri Allah, bir de Allah'ın dışındaki ya kudret, güç ve kudret merciği, yardım merciği olarak kabul ettiğin şeyler oldu şirk. Bir de billah var. Yani yegane yardım merciği odur. Allah'tır. Ama her şey Allah'ın gücü ve kudretinde birer vesiledir. Yardımda birer vesiledir. Söylüyorum, rızık Allah'tan mıdır, başkasından mı? Allah'tandır. Peki çalışmak rızkın vesilesi mi, değil? Allah bu rızkı her gün senin pencerene mi koyuyor? Nasıl yapıyor? Rızık için vesile tayin etmiş. Allah buyurdu ki her şey bizim katımızda. Ama ve biz nazır ederiz ama vabtegu ileyhil vesile. Bu katımızda olanı almak istiyorsanız, almak istediğiniz eğer kudret ise, almak istediğiniz eğer görme ise, almak istediğiniz rızık ise, almak istediğiniz şifa ise, almak istediğiniz her neyse ben vesile tayin etmişim. Yaratılış vesileler üzerine kurulmuştur. Allah-u Teala vahyi gönderecek, Cebrail'i vesile yapıyor. Yağmuru yağdıracak, Mikail'i vesile yapıyor. Rızkı verecek, başkasını vesile yapıyor. Şifa verecek, ilacı vesile yapıyor. Soruyorum, şifa Allah'tan değil mi? Allah'tan mı, ilaçtan mı? Allah'tan. Peki ilaç ney, nesi? İlaç vesile. Hidayet Allah'tan mı? Evet, hidayet Allah'tandır. Peki Kur'an ney? Yehdi lilletihi akvam. İnne hazel Kur'an yehdi lilletihi akvam. Bu Kur'an diyor kıvam sahibine hidayet verir. Hidayet veya da kıvama, kıvam sahibine kıvam. Hidayete hazırlıklı olana hidayet verir. Hidayet verir. Şimdi ve Kur'an hidayet eder diyor Allah-u Teala.
başka bir şeyde diyor ki ve cealna minhum eimmeten eimmeten yehdune bi emrina, biz onlardan bazılarını emrimizle hidayet eden imamlar kıldık. Yani bu imamlar hidayet ediyor. Allah'ın emriyle hidayet ediyor. Kur'an buyuruyor ki bunlar hidayet ediyor. Yehdûne ve emrina. Bunlar hidayet ediyor. Peki bunlar mı hidayet ediyor? Hayır. Hidayette bunlar vesiledir. Veyahut da buyuruyor ki innema ente munzirun ve likulli kavmin had. Sen sadece bir uyarıcısın ve her kavim için bir hidayet edici vardır. O zaman Allah Resulü bir uyarıcı ve Allah Teala diyor ki birileri var, onlar hadidir, hidayet ederler. Bu hidayet edenler mi hidayet ediyor, Allah mı? Allah hidayet ediyor, bunlar vesile. Nasıl ki Allah şifa veriyor, ilaç vesile ise. Afaki ayetler, Allah Teala diyor ki yere bakın, göğe bakın, yıldızlara bakın. Bunlar birer hidayet vesilesidir. Ya da nefsinizdeki ayetlere bakın. Bunlara niye bakın diyor? Çünkü bunlar seni hakka hidayet eder. Evet, biz diyoruz ki her şey zatı itibariyle Allah'a aittir. Hidayet de Allah'a aittir. Kudret de hidayete aittir. Hayat da Allah'a aittir. Memat da hidayete Allah'a aittir. Yardım da Allah'a aittir. Şifa da Allah'a aittir. Her şey Allah'tandır. Ama bu Allah'tan olan şeylerin Allah-u Teala vesilelerini tayin etmiş. Soruyorum. Allah mı yakıyor ateş mi? Söyleyin. Allah mı yakıyor ateş mi? Eğer deseniz ateş yakıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki biz ateşe dedik ki İbrahim'e karşı serindik ol. Yaksın bakayım. Yakabiliyor mu? Yakan Allah'tır, ateş vesilesi. Ekmek mi, yemek mi doyuruyor, Allah mı doyuruyor? Doyuran Allah'tır, yemek vesilesidir. Allah mı susuzluğu gideriyor, yoksa su mu gideriyor? Allah'tır susuzluğu gideren ve su vesilesidir. Yani maddi manevi ne var ise Allah-u Teala'dandır. Ancak Allah-u Teala bunlara maddi ve manevi olan vesilesi var. Ben manevi bir şey söyleyeyim. Allah-u Teala'nın bu ayetine göre ki buyuruyor her şey bizim katımızdandır. Af Allah'tan mıdır değil midir? Allah'tandır. Peki vesilesi ne? Tövbe nedir? Tövbe onun vesilesidir. İstiğfar onun vesilesidir. Bakın manevi şeylerin de vesileleri var. Maddi şeylerin de vesileleri var. Ve bunların hepsi Allah'ın vesile kıldığı şeylerdir. Allah'ın vesile kıldığı şeylerdir. O yüzden Allah-u Teala diyor ki evet her şey bizden, bizim katımızdan. Ancak vebtegu ileyhil vesile. Bu hazineden maddi ya da manevi bir şey size nasip olsun istiyorsanız vesilelerine sarılın. Ona vesilelerle gelin. Yani eğer benden şifa almak istiyorsan kardeşim git doktora reçeteni yazsın, git ilacı al, ilacı da kullan, ben şifayı ona koydum. Allah direktmen şifa veremez mi? Verir. Allah direktmen rızkı veremez mi? Verir. Allah her şeyi direktmen verebilir ama Allah böyle takdir etmiş. Takdir etmiş ki alem vesile alemi olsun. O yüzden vesilelerle gelin diyor. Ve dunallah maallah billah. Burada hadis var ya buyuruyor innemel a'malu binniyat. Ameller niyetlere göredir. Senin niyetin birinden yardım isterken, ister bu diri olsun ister öyle olsun. Eğer niyetin şu ise ki ya Allah'ım Allah'la işim yok, bu adamın da Allah'la işi yok. İşte bu adam bunu yapabilir, ben de bundan yardım istiyorum. Bu olur küfür. Allah'ı devre dışı bırakmak. Bu küfürdür. Dun Allah. Allah olmaksızın. Maallah. Sen diyorsun ki evet Allah
yardım edebilir. Ben Allah'tan yardım diliyorum yeri geldiğinde. Ama başka yardım edebilenler de var. Allah'tan bağımsız vesile değil. Onlar da kendilerince bir kudret sahibidirler. Allah'ın yanı sıra. Ben onlardan da bazen yardım diliyorum. Bu şirktir. Niye? Çünkü iki tane yardım merci oldu. Biri Allah, biri de onlar. Ama Allah-u Teala'yı her şeyde yegane merci olarak görür. Ve yardım almak istediğin, ya almak için kapısına gittiğin şahıs ya da her ne ise onu yardımda sadece bir vesile olarak görürsen bu tevhidin ta kendisidir. Yani şöyle toparlayabilir miyiz? Evet. Sizin bu izahatınızdan, çok güzel izahatınızdan ben şunu anlıyorum. Bir vesileler vardır, sebepler vardır. Bir de müsebbip vardır. Yani o sebebi, vesileyi halk eden Halik vardır. Evet. Allah vardır. Evet. Eğer biz müsebbibi, sebepleri halk eden Allah'ı haşa görmezlikten gelir, direktmen kuvvetin, kudretin sebepli olduğuna iman eder, ona tevessül eder, ona sarılır isek, bu şirktir. Allah'ı devre dışı bırakmaktır. Şayet müsebbibi nazarda tutarak, yani bu sebepleri yaratan Allah'ı nazarda tutarak o sebebe tevessül eder isek ve bütün gücün, kuvvetin, kudretin aslında o müsebbipte olduğunu nazarda tutarak bu sebepten yardım diler isek, bu İslam'ın özüdür. Yani burada bir sakınca yoktur ve tevhidin müsaade ettiği amellerden bir tanesidir. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Tam da onu söylüyorum. Hocam ben şöyle arz edeyim. Biz diyoruz ki la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ın güç ve kudretinden başka güç ve kudret yok. Doğru mudur? Allah'ın gücü sonsuzdur. Kudreti sonsuzdur, ilmi sonsuzdur. Onun gücünün yanı sıra, onun gücünden bağımsız herhangi bir güç ve kudret yoktur. Doğru mu bu? Eyvallah. Doğrudur. Ben şu suyu kaldırıyorum. Bu da bir güçtür. Kudrettir. Bu güç benim gücüm değil mi? Hayır. Bu güç benim gücüm değil. Bu güç Allah'ın gücüdür ki bende tecelli ediyor. Onun için diyoruz ki bihavlillahi ve kuvvetihi akumu ve akud. Namazda bunu diyoruz değil mi? Allah'ın gücü ve kudretiyle kalkıp oturuyorum. Yani güç ve kudrette ben Allah'ın fakiriyim. Eğer o bir an o gücü tecelli etmese benim bileğimde, benim elimde güç ve kudret olmaz. Benim vücudumda güç ve kudret olmaz. Yani güç ve kudret tümüyle Allah'a aittir. Ama benim işlerimi yaptığım güç ve kudret bana ait değil, Allah'a aittir ve Allah'ın tecellisiyle bende var oluyor, zuhur ediyor ve ben o işlerimi yapıyorum. Ben çoğunlukta şu örneği veririm. Bilmiyorum, bana güzel bir örnek gibi geliyor. Şu anda şurada bir aydınlık var. Bu aydınlık bir şeydir. Peki bu aydınlık ampulden midir, elektrikten midir? Eğer desek ki ampuldendir, yanılmış oluruz. Düğmeyi kapatın, ampul aydınlık vermez. Aydınlatmakta ampul kendiliğinden bir ışığı yok, aydınlığı yoktur. Aydınlatmakta elektriğin fakiridir. Bir an elektrik gelmesin, ampul bir aydınlık vermez. Aydınlığa vesiledir, evet. Yani. Evet. Elektriği yansıtmaya vesiledir. Aha. Yani aydınlık elektriktendir, şeyden değil. Biz zannediyoruz ki Allah-u Teala bir zamanlar... Biraz daha geri gidelim isterseniz. Elektrik neredendir? Yani şimdi böyle kurcalaya kurcalaya benzetmeleri zaman, evet. Aslında biz burada benzetme yapıyoruz. Yani evet. Yoksa çünkü benzetmelerde de bir yönüyle benzediği halde başka bir yönüyle benzemeyebilir. Sadece akıllar idrak etsin diye, konu anlaşılsın diye bu tür benzetmeler yapılır ve ben de o amaçla benzetme yapıyorum. Yani netice itibariyle bu vesilelerin dibine indikçe
Evet. Sonunda nihayette geliyor. Bütün meseleler Cenab-ı Hakk'a dayanıyor. Bütün meseleler. Onun kuvvetinde, bütün kudretinde meseleler bitiyor yani. Hocam biz genelde şöyle zannediyoruz. Allah-u Teala bir zamanlar işte hiçbir şey yok idi. Canı yaratmak istedi, bilinmek istedi ve her şeyi yarattı. Ondan sonra geçti kenarda oturdu. Ve bekliyor ki insanlar bakalım ne yapsın, sonra kıyamette hesaba çeksin, kimisi cennete kimisi cehenneme gitsin. Ama öyle değil. Allah her an yaratıyor. Her an yaratıyor. Yaratıp kendi haline bırakıp kenara çekilmiş şekilde değil. Allah'tan her an aleme, varlık alemine feyiz ulaşıyor. Kulle yevmin huve fi şan. Kulle yevmin huve fi şan. Her an yaratmadadır. Her an yaratmadadır. Yani böyle diyebilir miyiz? Şu anda siz konuşuyorsunuz veya bir şeyler görüyorsunuz. Evet. Bu görmeniz sürekli Allahu Azze ve Celle tarafından tecdid edilmez ise, yani bu kuvvet, bu kudret, o buyurduğunuz o görme feyzi Allah'tan gelmez ise, bir saniye kesilirse ben körüm. Siz körsünüz. Evet. Veya bu nıtkı meselesi, konuşma meselesi. Evet. Bir an merkezden benzetmek olmasın. Kompüterleri, bilgisayarları düşününüz. Bir de merkez bilgisayar vardır. Yani bir an için merkezden iletişim kesilsin. İletişim kesilirse görüntü o anda yoktur. Biter. Nıtık biter. Da konuşma da o anda biter. Aynen öyle. Yani o buyurduğunuza teyit olsun diye arz etmek istiyorum. Aynen öyle hocam. Allah yarattı, her şeyi var etti, çekildi, kenarda kaldı, böyle bir şey değil. Yoktur. Ayette buna Allah işaret ediyor. Allah her an yaratıyor ve her an o hazineden bana kudret nazıl oluyor ki bende kudret var. Görme nazıl oluyor ki görüyorum. İşitme nazıl oluyor ki işitiyorum. Ve size şah hayat nazıl oluyor ki yaşıyorum. Şah damarınızdan daha yakınım. Yahudu beynel mer'e ve kalbi. Kalbiyle şahsın kendisi arasına girer. Yani her an yaratılış var. Her an o Allah ya o hazineden bana varlık feyzi geliyor ki ben varım. Bir an Allah o feyzi kessin, alem yoktur. Bitmiştir. Onun için Allahu Teala buyuruyor ki aslında yaprak benden izinsiz kıpırdayamaz, dalından düşmez. Kur'an'da öyle da buyuruyor. Evet. Esmesi, esintisi dahi Allah'ın izniyledir diyor. Allah'ın izniyle ne demek? Yani benim irademle bütün bunlar gerçekleşiyor. Bir an Allah'ın iradesi kesilsin, hiçbir şey yoktur. Varlık alemi yoktur. Burada bir şey aklıma geldi. Müsaadenizle onu arz etmek isteyeceğim. Yani gerçekten insanla Cenab-ı Hakk'ın kuvvet, kudret meselesi çok farklı bir şeydir. İnsan dar ufukludur. Dar görüşlüdür. Mesela Allahu Azze ve Celle'nin her kudreti her kudreti yaratılışın alanına göre, sahasına göre, konumuna göre kendisini hissettirir. Evet. Ama kudret tektir ha, bakın. Kudret tektir. Mesela rüzgarın esintisini düşününüz. Rüzgar Allah'ın kuvvetinin, kudretinin bir göstergesidir ve gücünü Allah'tan alıyor. Evet. Yalnız bu rüzgar denizde estiği zaman dalga şeklinde kendisini gösteriyor. Bir evet. Toprak üzerinde estiği zaman toz duman şeklinde kendisini gösteriyor. Evet. Ormanda estiği zaman ağaçların hışıltısı şeklinde, yaprakların titreyişi şeklinde kendisini gösteriyor. Oysa ki bunun hepsinin merkezi, yani bu gücün kaynağı nedir? Rüzgardır. Fakat kendisini hissettirdiği alanlar çok farklıdır. Yani buraya gelmek istiyorum. Bu tevessül meselesinde de buyurduğunuz üzere hepsinin merkezi Allah'ın feyzidir. Fakat yani feyiz kendisini mahlukun, varlığın konumuna göre, alanına göre, kabiliyetine göre kendisini hissettiriyor. Evet. Yani Evliyaullah da başka türlüdür, Enbiyaullah da başka türlüdür. Bizim gibi insanlarda da başka türlüdür. Hocam ben burada yine hoşuma giden bu elektrik örneğini genelde getiriyorum. Şimdi elektrik her neyse bir şeydir. Elektrosite derler. Ama bu elektrosite ampul ortamında ışık olarak ortaya çıkıyor. Ocak ortamında ısı olarak ortaya çıkıyor.
dinamo ortamında hareket olarak ortaya çıkıyor. Buzdolabı ortamında serinlik olarak ortaya çıkıyor. Ya bilgisayar ortamında görsel bir şey olarak ortaya çıkıyor. Her halükarda bir şey ama farklı ortamlarda farklı şekillerde eyvallah, tezahür ediyor. Eyvallah. Şimdi biz zannediyoruz ki Allah'ın sıfatlarıyla zatı sanki birbirinden ayrı şeylerdir. Hayır. Sonsuz kudret. Allah sonsuz kudret sahibi. Sonsuz ilim, sonsuz görme, sonsuz irade, sonsuz hayat. Hay. Bütün bunlar orada tek şeydir. Tek şeydir. Ama o şey, o hakikat bilek ortamında tecelli ettiğinde kudret olarak tecelli ediyor. Göz ortamında görme olarak tecelli ediyor. Beyin ortamında ilim olarak tecelli ediyor. Kulak ortamında işitme olarak tecelli ediyor. Vücut ortamında hayat olarak tecelli ediyor. Maddi ortamda maddi olarak, manevi ortamda maneviyat olarak tecelli ediyor. Yani tek hakikat farklı ortamlarda farklı şekillerde tezahür ediyor. Eyvallah. Ve onun farklı tezahür etmesi o farklı ortamlardan dolayıdır. Ama hakikatta tek şeydir, tek hakikattır. Yani orada kulu, ilim, kudret, hayat, görme her şey tek şeydir. Buyurduğunuz o size teyit olsun diye, yani ruh diyelim. Evet. Ruh organlara göre farklı kendisini tecelli ettiriyor değil mi? Evet. Tek hakikattır ruh. Evet. Ama kulakta duyma şeklinde, gözde görme şeklinde, dilde konuşma şeklinde, elde tutma, ayakta yürüme şeklinde, evet, beyinde her neyse düşünme şeklinde. Şimdi konu böyle olunca hocam, yani biz kimden her ne istersek, mesele burada. Aslında o istediğimiz kişi bir vesileden başka bir şey değil. Kendisinden bir şey yapmıyor. Yani kendi kudreti yoktur ki, kendi kudretiyle bana yardım etsin. Ben sizden yardım istediğim zaman siz bana yardım edince Allah'ın gücü ve kudretiyle bana yardım ediyorsunuz. Vesileden başka bir şey değilsiniz. Aslında Allah bana yardım ediyor. Onun için biz Kur'an'da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn derken sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım dileriz derken pratikte bunu yalanlamıyoruz. Bunu dediğimiz her gün dediğimiz halde gidip başkasından yardım dilemiyoruz. Başkasından herhangi bir konuda yardım istediğimiz zaman eğer niyetimiz, çünkü ameller niyetlere göredir. Eğer niyetimiz şu ise ki ya bu adamın kendine göre kudreti var ya Allah, o ayrı bir şey. Bu küfür olur. Ha Allah'ın da gücü var, bunun da var. Bu şirk olur. Ama eğer niyetiniz şu ise ki bu adamın gücü, kudreti Allah'tan. Bu bana yardım edince aslında Allah yardım ediyor. Ama Allah bunun vesilesiyle yardım ediyor. Ve Kur'an buyuruyor. Allah azap edecek. Hocam bu çok önemli. O kafirlere, o müşriklere azap edecek müminlerin eliyle. Allah Allah. Anlatabiliyor muyum? Müminlerin eliyle azap edecek. Ha azap eden Allah. Ama vesile işte o müminlerin elidir. Onlarla azap edecek. Ya da buyuruyor ki ma remeyte iz remeyte velakinnallaha rema. Ey peygamber, sen oku atınca sen atmadın. Allah attı. Hem diyor sen atmadın. Sen atınca yani sen bir vesilesin. Aslında orada Allah'ın istediği yere sen o oku attığında sadece sen bir vesileden ibaret oldun. O yüzden ben herhangi birinden bir şey istediğim zaman eğer niyetim şu ise ki bu adam vesile. Vesileden başka bir şey değil. Yardım eden aslında Allah'tır. O zaman bu tevhid olur. Eğer Allah'ın yanı sıra bir güç ve kudret sahibi olarak görürsem şirk olur. Eğer Allah'ı hiç kabul etmiyor, bunu sadece bir yardım merciği, güç ve kudret sahibi olarak görürsem bu da küfür olur. Çok güzel, ağzınıza sağlık. O sözünüzü kısa bir kelimeyle teyit edip öyle araya geçmek istiyorum. Müfessirlerimiz Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd alemlerin Rabbine mahsustur kelimesini, cümlesini tefsir ederken hamdan maksat övgü. Yani diyor ki bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ben sizi övdüğüm zaman gerçekten Allah'ı övmüş oluyorum. Evet. Yani niye? Bir özelliğinizi övüyorum. Mesela evet, güzel anlattınız.
iyi iş yaptınız, böyle bir fedakarlık yaptınız. Hadzasında siz değilsiniz. Allahu Azze ve Celle size bunları yaptırmıştır. Bundan yani dolayı, bendeki o güzellik Allah'ın güzelliğidir ki bende tecelli ediyor. Eyvallah. Allah'ı gerçekte ben övmüş oluyorum. Evet. Peki efendim, bu güzel izahatınızı burada kısa bir ara vereceğiz. Kesiyorum inşallah. İkinci bölümde birkaç sorum daha olacaktır. Onları aydınlığa kavuşturacağız. Kısa bir aradan sonra efendim. Efendim tekrar hoş geldiniz. Konumuz tevessül meselesi. Konuğum Alevi din alimi Hüseyin Alagöz. Sayın Alagöz, ağzınıza yüreğinize sağlık. Vesile meselesini, tevessül meselesini gerçekten çok güzel izah ettiniz Kur'an perspektifi içerisinde. Ve vebtevu ileyhil vesile ayetini esas alarak Allah'a vesilelerle geliniz, esbaplardan yararlandınız. Çünkü hakikaten Allah halakal halaka bi esbabiha hadislerde de buyurulduğu üzere bütün mahlukatı sebepler üzerine yaratmıştır. Yani güneşi yaratmıştır, ışığı denize vuracaktır, denizden su buharlaşacaktır, havada buluta dönüşecektir, daha sonra bulut yağmura dönüşecek, yağmur yeryüzüne yağacak, efendim toprağa bereket olarak inecek, yeşillikler çıkacak. Ondan da bütün canlı mahlukatlar istifade edecek, insanlara nimet olarak sunulacaktır. Bundan dolayı her şeyi Allah sebep üzerine halk etmiştir. Bu çok güzel bir izahat. Ve bu tür, bu bilinçle yapılan sebeplerden istifade etmenin şirk olmadığını söylediniz ki Kur'an-ı Kerim'de de açıkça izahat vardır. Yani bence tevessül meselesi, sebeplere tevessül meselesi, bir, sebepleri sebep olarak görmek, bir şuur, evet, bir bilinç meselesidir. Eğer bilinçle, yani bu sebebin bir müsebbibi vardır bilinciyle sebeplerden biz istifade edersek bu tevhidin kendisidir. Yok, bilinçsiz olarak müsebbibi devreden çıkarır, sebepte bu kuvveti, kudreti, gücü görür isek bu şirktir. Evet. Aynen, evet. Ben bu ilacı yedim, beni bu ilaç iyileştirdi. Bu şirktir. Şifamı bu doktor verdi. Eğer böyle dersek bu şirktir. Ama Allahu Azze ve Celle benim şifamı bu ilaçta halk etti. Doktoru şifa bulmam için bana vesile olarak gönderdi veya halk etti dersek bu tevhidin özüdür. Evet. Bunu böyle izah ettikten sonra dilerseniz biraz da bu kabir meselesine değinelim. Evet. Yani özellikle Müslümanların o cahil, dar düşünceli kesiminde kabir ziyaretinin haram olduğu, onlara tevessülün şirk olduğu, çünkü bunların ölü oldukları ve ölünün de kendisine dahi faydasının olmadığı, ancak canlı olur ise geçici olarak, o baştan buyurduğunuz üzere küçük şeylerde vesile karar kırabiliriz ama ölü ki kendisini dahi korumaya, kollamaya muktedir değildir. Biz nasıl ölülere tevessül edebilir, kabirlere tevessül edebiliriz diye söylüyorlar. Bu hususta ne söylemek istersiniz? Kabir ziyareti şirk midir? Hocam, birincisi bu vesilelere tevessül etmek hem Şia'da, Ehl-i Beyt ekolünde, Alevi Şia dediğimiz ekolde, hem de Ehl-i Sünnet ekolde var ola gelen bir şeydir. Sadece Selefi dediğimiz, Vahabi dediğimiz zihniyet bunu şirk olarak algılamış.
Yani bütün şimdi, mezhepler, dört mezheptir, Ehl-i Beyt ekolüdür. Evet. Bunlar şirk olarak kabul etmiyorlar. Ehl-i Sünnet'te, Ehl-i Beyt ekolüde bunu şirk olarak görmemiştir bir tarih boyunca. Ama İbn-i Teymiye ile başlayan ve Muhammed bin Abdülvahhab'ın öncelikle ben şunu arz edeyim. Müşriklerin işte biz putlarımızı vesile ediniyoruz meselesi aslında bizim bu meseleyle hiç alakası yoktur. O şefaat konusuyla ilgilidir. Şefaat konusunda Allah-u Teala Kur'an'da şefaatin varlığını buyuruyor ama Allah'ın izniyle bunun olacağını buyuruyor. Çünkü şefaatte çok önemli iki tane nükte var. Bir, batıl olan şefaat var. Bir de hak olan şefaat var. Batıl olan şefaat müşriklerin öne sürdüğü şefaattir. Müşriklerin şefaat anlayışında şu var. Şefaat edeceğini umduğu Lat ise, Uzza ise, Kim ise, Menat ise onu razı etmeye çalışır. Çünkü o Allah katında değerli biridir. Ve kıyamet günü o ki Allah katında buna şefaat ettiğinde bu kurtuluşa erer düşüncesi vardır. Yani Allah olarak tapmıyorlar. Yetegarrabuna ilallah. Yetegarrabuna ilallah. Allah'a ancak, bizi yaklaştırsınlar düşüncesiyle ancak tapıyorlar. Orada çok önemli bir nükte var hocam. Orada Lat'ı ya da Uzza'yı ya da Menat'ı ya da başka vesile olarak putlar. Gördüğü bir putu razı ederken Allah'ı gazaplandıracak şeylerle razı etme yoluna gitmiştir. Yani Allah'ın rızası ile bu Lat'ın ya da Menat'ın ya da Uzza'nın rızası farklı farklı. Eyvallah. Bu Lat'a kurban kesip onun için bir şeyler yapıp razı edebiliyor. Gerçi bununla Allah gazaplansa dahi. Anlatabiliyorum. Burada bir torpil meselesi söz konusu. O vesile saydığı putun gözüne girdiği zaman ne şekilde girerse girsin, ona kurban keserek, ona secde ederek, ona ibadet ederek, onu tevaf ederek herhangi bir şekilde putun gözüne girdi mi bu kıyamet günü şefaat eder, Allah da onu kabul eder, kurtulur diye bir düşünce var. Halbuki İslam'ın şefaat anlayışında iş tam tersinedir. Eğer şefaat edecek şahıs Hazreti Peygamber ise ya bir şehit ise ya bir sıddık ise ya bir salih ise önce şefaat etme yetkisini Allah'tan alması lazım. Yani Allah şefaat etme hakkını verecek ki o şefaat edebilsin. Bu bir. İkincisi bu şefaat edilecek kişiye de şefaat edilme müsaadesi verecek Allah ki bu şefaat eden ona şefaat edebilsin. Yani Resulullah bu mümin insana şefaat edebilsin. O zaman şefaat İslam'daki bu çok önemli bir konu. Bunu dilerseniz biraz daha açalım. Yani gerçi konumuz değişecek ama yok, bir kısa geçiş şeklinde yani ele alalım. Yani şu anda demek istediğiniz selefilerin, daha doğrusu İngilizler tarafından kurulan bu zihniyetin, bu ekolün düşüncesi bir tür o müşriklerin şirk anlayışı düşüncesi, evet, çerçevesinde olduğu için İslam'ın şefaat anlayışıyla onu karıştırıyorlar. Gerçekten. Yani o pencereden, evet, bakıyorlar bu aynen meseleye. Aynen öyle hocam. Şimdi müşriklerin şefaat anlayışında torpil var. Yani anladım. Sen o Allah katında değerli gördüğün put ise her neyse onun gözüne giriyorsun ve onun gözüne girdiğin için gerçi günahkarsın, gerçi azabı hak etmişsin. Ama azabı hak ettiğin halde Allah katında diyor ki ya bu benim adamım, buna sen azap etme, sen affet diyor ve Allah da tamam diyor, madem senin adamın ben de affettim gitti. Allah katında da nedir belli de değil. Dikkat yani Lat'un, Uzza'nın Allah katındaki gerçekten Allah ondan razı mı değil mi? Değil. Onu da kendi yanlarında, evet, zannediyorlar ki Allah katında değerli biri. Burada çok ince bir nükte var hocam. Bu anlayış insanı günaha ve isyana iten bir anlayıştır. Çünkü Allah'a rağmen bir inanıştır. Çünkü ben ne kadar günah işlesem de, ne kadar masiyet
işlesem de, isyankarlığım olsa da, kötülük etsem de, zulüm etsem de, eğer Lat'ı ya da Uzza'yı ya o işte bana şefaat edecek kişiyi razı etti mi tamamdır. İş bitmiştir. Allah'ın müdahale hakkı yoktur aşağı. Yani müdahale hakkı derken Allah zaten kabul ediyor. Evet. Kabul ediyor. Ama İslam şefaat anlayışında iş tam tersidir. Ben bana şefaat edecek kişiyi Allah'ı razı etmeden razı edemiyorum. Çünkü ben Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle Allah Resulü'nün gözüne giremem. Allah Resulü'nü kendinden razı edemem bir şefaatçi olarak. O yüzden ben eğer şefaat edilmek istiyor isem, Allah Resulü'nün bana şefaat etmesini istiyor isem, Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmak durumundayım, yapmak zorundayım. Bu anlayış beni günahtan uzaklaştırıyor. Çünkü günah işlediğim zaman, zulmettiğim zaman, haksızlık ettiğim zaman ben Allah'ın gözünde düştüğüm gibi, azabı hak ettiğim gibi Allah Resulü'nün de gözünde düşerim. Ve Allah Resulü bana şefaat etmez. Benden beri olur, yani benden uzak kaçar. Ha, iki tane anlayış ve her ikisi temelde birbirinin zıttı. O yüzden ben eğer şefaat için tevessül ediyor isem Allah Resulüne, Allah Resulünün bana şefaat etmesi için, onun gözüne girmem için Allah'ı razı etmem gerekiyor. Allah'ın hoşnut olduğu şeyleri yapmam ve günahlardan uzak kaçmam gerekiyor. Bu anlayış insanı günahtan uzaklaştırıyor, kötülüklerden uzaklaştırıyor. Ama müşriklerin şefaat anlayışı tamamen torpildir. İslam'ın şefaat anlayışı torpil değil. Üç tane şey söyleyeceğim. Allah-u Teala diyor ki kullarına, gelin tövbe edin. Tövbe etmek ne demek? Tövbe, yani sen bu günahları işliyor musun? Evet, işledin. Sen tamamen bu günahlarını terk et, vazgeç. Bundan sonra yapma. Ben senin geçmişini silerim. Günahlarını affederim. Tövbe günahları affettir. Öyle mi? Öyledir. Yok. Bütün İslam alemi bunu diyor. Tövbe etmiş. Yani günahları tamamen terk edebilmiş. Özür dileyerek orada bir parantez içerisinde arz edeyim. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bih ve yaghfiru ma duna zalik. Yani Allah kendisine şirk koşulmayı bağışlamaz, affetmez. Onun dışındaki günahları affeder diye buyuruyor. Yani bir şirkin, ayet daha var. O onu da bağışlayacağını söylüyor. Yaghfiru zunube cemia. Hepsini bağışlar diyor. Ama yeter ki tövbe et. Şirkten de tövbe etsen af olunursun. O ayrı. Yani şirkten tövbe etse tabii ki af olur. Bütün fakat şirkte kalırsa. Şirkte kalırsa olmaz. Onun hangi dışındaki günahta kalsa Allah affetmez. Eyvallah. Aha. Şimdi burada çok önemli bir nükte var. Allah önce bir kapı açıyor. Diyor ki tövbe kapısı. Gel günahları terk et, ama terk et. Tövbe demek estağfurullah Rabbi ve tuğbe ileyk demek değildir. O günahtan pişman olup gerçekten terk etmektir. Mesela ben sigara içiyorum. Ben sigarayı ne zaman bırakmış sayılırım? Bir daha sigara içmiyorsam, artık geçtiyse, benim hayatımdan sigara çıktıysa, o zaman sigarayı terk etmiş oluyorum. O da diyor ki günahı terk et, ben seni affedeyim. Bütün günahlarını, hatta yerde iyilik yazayım. Bu kapı. Ondan sonra Allah geliyor, bir kapı daha açıyor. Ben diyorum ki Allah'ım tamam da bütün günahları terk edemiyorum ki. Hani bazılarını tamamen terk ettim de bazıları kalamıyor. Dur gel. Gel diyor, büyük günahları terk et, küçüklerini ben affederim. Bak yine küçükler bende var olduğu halde Allah affediyor. Ama büyük günahları terk etme şartıyla. Şimdi ben geldim dedim Allah'ım çok güzel söyledin de bu günahları da yahu terk etmeye çalışıyorum da terk edemiyorum. Allah-u Teala bana bir kapı daha açıyor. Bir kapı daha açıyor. Olur ya, bir adam sigarayı bırakmak istiyor ama bırakıyor, arada biraz zaman geçip bir daha içiyor. Bir bırakıyor, bir daha içiyor. Bırakıyor, bir daha içiyor. Gerçekten bırakmak istiyor ama üstesinden gelemiyor. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki mücadeleyi terk etme. Bırakmaya çalış. Sen küçüklerini hala biz şey ettik. Büyükleri de bırakamıyor musun? Ama bırakmaya çalış. Gayret et. Ve mey خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kim Allah ve Resulüne hicret ederse ve yudrikul mevt,
Ama şey sırasında, hicret sırasında daha hedefine ulaşmadan eğer ölüm onu yakalarsa diyor ki on hicreti gerçekleştirmiş gibi diyesi bizim başımızda. Fakat vaka ecruhu alallah. Fakat vaka ecruhu alallah. Bu hicret manevi bir hicrettir. Nefse emmareden Allah ve Resulüne hicrettir. Günahlardan Hakk'a hicrettir. Bu hicret sırasında sen tam o günahları terk edemeden öldün. Diyor ki korkma. Sen gayretini göster. Terk etme niyetin olsun, çaban olsun. Eğer terk edemeden ölürsen şefaat kapısı. Bu şefaat beni günahı terk etmeye teşvik ediyor. Ama müşriklerin şefaati, şefaat anlayışı beni günaha teşvik ediyor. Anlatabiliyor muyum? Farkı olur yani. Ve tabii hadiste var ki Hazreti Peygamber buyuruyor. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah sahiplerinedir. Yani büyük günah sahibi günahı terk etmeye gayret etti, bırakmaya çalıştı ama daha bırakamadan ecel onu yakaladı. Ama gayreti vardı. Ben ona şefaat ederim. Ama bir adamı düşünün ki ne büyük ne küçük günah. Önemli değil. Hiç sanki hesaba çekilmeyecekmiş gibi. Sanki hiç bu günahların karşısında azap görmeyecekmiş gibi. Sanki kıyamet yokmuş gibi canını istediği zaman istediği o günahı işliyor. Aha. Bunun da imanla gitme tehlikesi var. Bu iman kolay, bu imanla gidemez. Aha, Allah-u Teala işte burada bu şefaat anlayışını şey diyor. Gerçi bizim konumuz tevessüldür. Yani müşrikler ki diyordu, bunlar bizi Allah'a yakınlaştırıyor. Kendi kafalarına göre bunları Allah katında değerli saymışlardı. Ve bunları razı ederken Allah'a gazaplandırarak razı ediyorlardı. Çünkü ibadet ederek, onlara kurbanı keserek, onların Allah'ın gazap ettiği şeylerle bunları razı etmeye çalışıyorlardı. O yüzden o şefaat anlayışı batıl. Ama İslam'ın şefaat anlayışı haktır ve vardır. Bunu bir cümleyle kapatalım, kabir meselesine geçelim. Yani sizin sözünüzden bunu anlıyorum ben. Eğer bir insan Allah varlığı Allah'ın rızasıyla renklenmişse, varlığı Allah'ın rızasıyla renklenmişse, öyle bir insandan şefaat etmek tevhidin öngördüğü şefaattir. Evet. Bir insanın varlığı insanlar tarafından renklenmişse, yani Allah'ın rızasının rengini almamışsa, aynen müşriklerin Lata Uzza'ya bir renk, bir payı ölçtükleri gibi, öyle bir insanlardan şefaat talep etmek şirktir. Evet. Tevhidin şefaatiyle şirkin şefaati budur. Evet. Bunu demek istiyorsunuz. Allah'ın peki reddettiği müşriklerin şefaat anlayışıdır ama İslam'ın. Peki gelelim şimdi kabir ziyaretine. Biz kabirlerden, Enbiyaullah'tan, Evliyaullah'tan gidiyoruz kabir ziyaretlerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i ziyaret ediyoruz Medine-i Münevvere'de. Diğer Ehl-i Beyt imamlarını ziyaret ediyoruz. Herhangi bir nebinin kabrini ziyaret ediyoruz. Ve biz orada bu kabirleri ziyaret ederken nasıl bir şuurla, bilinçle ziyaret etmeliyiz ki şirk olmasın? Şirk olmasın. Tevessülümüzün ölçüsü ne olmalıdır? Yani bu tevessülde, bu kabir ziyaretlerinde ifrat ve tefrit nedir? Bunların üzerinde duralım. Orta yolu, tevhidin önermiş olduğu orta yol ne şekilde olmalıdır? Dilerseniz biraz da bu hususta konuşalım. Hocam öncelikle aslında ölüden bir şey istenir mi? Bu sorunun cevabını vermek lazım. Biz Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an bir çeşit ölümden bahsetmiyor. Eyvallah. Bir ölüm insanın bedeninin ölümüdür. Bu evliya, enbiya, sıradan insanlar herkes için geçerlidir. Herkesin bedeni ölür. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Evet. Herkes ölecek yani. Bir ölüm nefsin öldürülmesidir ki bu faziletli bir şeydir. Yani insan heva ve hevesini öldürür. Sadece Allah'ın rızası vardır onun gönlünde. Allah'ın razı olduğu şeyden razı olur. Nefsin razı olduğu şeylerden razı olmaz. Bu da nefsini öldürmektir. Bir de kalbin ölmesi var.
hatamallahu ala kulubihim. Veyahut da onların kalpleri için buyuruyor ki kel hicare bel eşattu kasfeten. Onların kalpleri taş gibidir. Şimdi Kur'an'ın tabirlerini iyi anlamak, iyi idrak etmek gerekiyor. Doğru idrak etmek gerekiyor. Bu iddiada bulunanlar, yani ölüden bir şey istenmez, medet umulmaz diyenler şu ayeti getiriyorlar. La tusme'u men fil kubur. Sen kabirdekilerine sesini işittiremezsin. Allah-u Teala burada şu kabirde yatan bedeni mi kastediyor? Yoksa ölmüş kalpten mi bahsediyor? Ayette lehum kulubun la yefkahuna biha ve lehum a'yunun la yubsuruna biha. Evet. Yani gözleri var, görmüyorlar, kalpleri, akılları var, idrak hocam, etmiyorlar. Çok güzel dediniz. Evet. Allah-u Teala diyor biz yarattığımız zaman size göz verdik, kulak verdik, bilmiyorum kalp verdik. Herkese bunu vermiş. Öyle mi? Evet. Öyle. Ama öbür tarafta müşrikler için diyor ki, azap ehli için, o zalimler için diyor ki, gözleri var ama onunla görmezler. Kulakları var ama onunla işitmezler. Yani bu dünya hayatındayken hakikati görmüyorlar. Kalpleri var ama onunla idrak etmezler. Allah'ın seversen müşrikler görmüyor muydu? Evet. Müşrikler yani birbirlerinin sesini işitmiyorlar mıydı? Ha? Ben sesimi, Hazreti Peygamber Ebu Cehil ile konuştuğu zaman, Ebu Leheb ile konuştuğu zaman peygamberin sesini işitmiyorlar mıydı? Burada başka bir gözden, başka bir kulaktan, başka bir kalpten bahsediyor. Bu bedenin kalbi değil. Zaten o idrak etmez. O kan pompalar. Bu göz, bu kulak değil. Müşrikin de bu gözü, bu kulağı var idi ve görüyor idi. Öyle değil mi? Eyvallah. O zaman bu kalp gözünden, kalp kulağından bahsediyor. Ve kalp derken insanın hakikatinden bahsediyor. İnsan bedeni öldüğü zaman bazılarının kalbi de ölmüştür, müşriklerin, zalimlerin. Ve onları kapkaranlık, batıl onları ihate etmiştir. Ve onlar Allah'ın feyzinden mahrumdurlar. Ve onları Allah-u Teala diri demiyor, ölü diyor. Ama bazıları var ki Allah-u Teala ap açık buyuruyor. Diyor ki la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi amvat. Allah yolunda öldürülenlere, şehitlere, şehitleri ölü sanmayınız. Başka bir ayette diyor ki ölü demeyiniz. Bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. Onlar diridirler. Diri. Allah diyor diri. Ve Rableri katında rızıklanmaktalar. Rızıklanmakta diyor ve entum la tudrikun, ben ayetin evet, şeyini şey etmedim. Evet, la tudrikun da var, evet. Siz anlamazsınız. La teş'urun diyor. La teş'urun. Evet. Ve entum la teş'urun. Yani siz anlamazsınız. Bana sana diyor ki bunların nasıl bir hayat sahibi olduğunu, nasıl diri olduğunu siz anlamazsınız. Anlamazsınız ama bunlar diri. Ve Rableri altında rızıklanmaktalar. Evet. Bu dünya aklıyla şimdi bunu idrak edemez. Ben sen diriden bir şey istediğim zaman abes mi? Şirk midir? Ama elinden gelen bir şeyi senden istiyorum. Diyorum ki hocam bana yardım eder misin? Şu masayı kaldıralım şuraya koyalım. Bana yardım eder misin? Şu problemi çözelim. Bana yardım eder misin? Şunu yapalım. Ben bunu söylediğim zaman kim buna şirk diyor? Hiç kimse. Elinden gelen şeyi senden istedim. Ve yine de niyetim sen bir vesilesin. Allah bana aslında yardım ediyor ama senin elinle. Bu niyette olmalıyım. Şimdi gelelim. Ben senden böyle elinden gelen bir şeyi istediğim zaman şirk olmuyor. Şimdi ben Hazreti İsa'ya dedim. Hazreti İsa elinden geliyor. Şu kardeşim ölmüş, bir Allah rızası için dirilt. O diriltebiliyor. Şirk mi koştum ben şimdi? Öyle değil mi? Öldüren ve dirilten Allah'tır ama Hazreti İsa Allah'ın izniyle diriltiyor. Senin gözün sadece şuraya kadar görüyor ve duvarın ötesini görmüyor ama ve nuri İbrahim'e melekutes semavati vel arz. Biz İbrahim'e yerin ve göğün melekutunu gösterdik. Hazreti İbrahim'e dedim ki yerin ve göğün melekutunu gören ey Cenab-ı İbrahim, ey Hazreti İbrahim, benim batınımı bir baksana, bir görsene, acaba ne kadar sıfat-ı rezilem var ve ben ne kadar salih bir insanım, benim batini suretim nedir, ben şirk mi koştum? Hayır, elinden gelen bir şeyi ondan diledim, ondan istedim. Ya da düşünün, Allah-u Teala şifayı getirip ilaca koymuş,
Ben ilacı içtiğim zaman şifa bulmak için şirk koşmuyorum. Ama Hazreti Yusuf'un gömleğine de şifayı koymuş. Hazreti Yakup onu gözlerine sürdüğü zaman şifa bulmak için bak şirk olmadı. Allah'ın peygamberi bunu yaptı. Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tükürüğünü Ali'nin gözüne sürdü. Bu tükürüğe Allah şifa koymuş. Yani Allah istediği şeye vesile kılar. Ve ben bu Allah katında diri olan şehide diyorum ki yarın bana şefaat et. Ey Allah katında diri olan şehit, benim için dua et. Elinden gelen bir şeydir. O diridir. O ölü değil ki. Diri beni işitir değil mi? Bir defa hocam bunu hatırlamı müsaade ederseniz arz edeceğim. Baki mezarlığındayız. Baki mezarlığında orada bazı görevliler var. Kabirlerin başına, imamlarımızın kabirinin başına gitmeye özellikle müsaade etmiyorlar. Ve millete anlatıyorlar. Diyorlar ki bunlar ölmüşler, gitmişler, sizi işitmezler, sizi duymazlar. Bunlardan bir şey istemeyin. Sadece deyin ki işte siz öldünüz, gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Size mulhak olacağız ki Allah Resulü'nün hadisidir, oraya da asmışlar. Sözlerinin başıyla sonu zaten birbiriyle çelişiyor. Madem beni işitmiyorlar, ben niye diyorum ki ya siz gittiniz, ben de peşinizden geleceğim falan filan. Ben orada onlardan birine sordum. Dedim ki ya bu ölüler bizi işitmiyor mu? Dedi yo işitmiyor. Ölmüş gitmişler diyor. Nereden işitecek? Dedim ki gerçekten işitmiyorlar mı? Gerçekten işitmiyorlar. Ölmüş dedi. Sesten bakayım işitiyor mu? Dedim madem ölmüşler bizi işitmiyorlar. Neden biz namazda diyoruz ki Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Direkt men Hazreti Peygamber'e hitap ediyoruz. Diyoruz ki ey nebi, Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun, selamı senin üzerine olsun. Eğer Hazreti Peygamber bizi işitmiyor ise niye biz namazda bunu diyoruz? Demiyoruz ki ey Allah'ım selamımızı peygambere ulaştır. Direktmen Hazreti Peygamber'e hitap ediyoruz. Diyoruz ki Esselamu aleyke, sana selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi olsun. Ben bu sözü dediğimde ne dedi hocam biliyor musunuz? Burası tartışılacak yer dedi. Git onları alimlere sor falan. Yani hocam Hazreti Bari Teala Kur'an'da şehitler için diyor mu diri? Diridir. Diyor siz anlamazsınız mı? Evet diyor siz anlamazsınız. Şehitlerden bir üst makamda salihler var. Onların üst makamında sıddıklar var. Onların üst makamında peygamberler var. Eğer şehit diri ise işitiyorsa bu salihler de işitir, bu sıddıklar da işitir, bu peygamber de işitir. O zaman ben o peygambere diyebilirim, beni duyan, diri olan, Allah katında rızıklanan peygambere diyebilirim ki ya Resulullah benim için dua et. Şu hacetim kabul olsun. Ben niye tevessül etmiyorum? Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel izah ettiniz. Çok teşekkür ederim bu güzel izahatınızdan dolayı. Son bir cümle olarak ben arz edeyim. Yani sizin sözünüzü, sohbetinizi toparlamak açısından. Şayet bir Müslüman direktmen bir kabirden, bir yatırdan, bir veliden, bir nebiden bana bunu ver derse, haşa Allah'ı devreden çıkarırsa o şirktir. Ama şayet bunun Allah katındaki makamını, konumunu bildiği için. Hocam şurada çok önemli. Yani biz kendi kendimize birilerini Allah katında değerli evliya görüyoruz. O ayrı mesele. O ayrı. Tabii. Yani o yanlış ama olabilir. Evliyalığı... Ama Allah Resulü evliya mıdır? Yani, şek yok, şüphe yoktur. 12 imamlar evliya mıdır? Mesela, şehitler tabii. Evliya mıdır? Bunlar ki kesin. Evliyalığı Allah ve Resulü tarafından tescil edilenleri ben arz etmek istiyorum. Evet. Onların Allah katındaki konumunu göz önüne alarak Allah'la kendi aramızda vesile yapar isek bunun bir sakıncası yoktur. Ve ifrat tefrit dediğimiz budur. Yani bir peygamberin kabrini haşa bir normal ölü insanın kabridir diye bakmak bu tefrittir. Direktmen Resulullah'tan isteyip haşa Allah'ı devre dışı bırakmak bu ifrattır. Orta yolu Allah'tan alıp bize vereceği bilinciyle, şuuruyla onlardan bir tevessülle bulunur isek bunun bir sakıncası yoktur. Evet. Bu ayetle cümlemi tamamlamak istiyorum. Hocam yanlış anlaşılmasın. Ben özür dilerim. La tusmi'u men fil kubur. O kabirdekilere işittiremezsiniz. O ayeti belki
Ki kabirden değinmeli, maksadınız bu dünya maksat, hayatındaki. Yani kabirdeki adam nasıl duymuyor ise, işitmiyor ise, yani o ceset nasıl ise, ya bu müşrikler, bu kalbi mühürlenenler, bu putperestler de basireti aynen basireti kapanmış ölü evet. ceset gibidir. Gibidir. Sen onlara hakikati işittiremezsin. Çünkü hakikat kulakları kapalı. Eyvallah. Yani ve in min şeyin yusabbihu bihamdih velakin la tesbehune tesma'une tesbihah. Yani Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Var olan her şeyi Allah'a tesbih ediyor. Ama siz onun tesbihini duymuyorsunuz. Yani biz alemde hiçbir şeyin ölü olduğunu, sessiz olduğunu kabul etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini söylüyor. Ama bunu Allah'ın salatı ve selamı üzerine olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz hadislerde de geçiyor. Bir gün avcına bir çakıl taşlarını doldurdu. Evet, sahabesine gösterdi. Baktı bunlar böyle hareketli bir şekilde adeta nefes alıp vererek Allah'ı zikrediyorlar. Yani nebiler, basiret sahibi olan insanlar tabii ki tekvini ve mülk ve melekut alemiyle bir bütünlük içerisinde irtibat halinde oldukları için bu hakikatları görüyorlardı. Efendim tekrar saygıdeğer Hüseyin Alagöz hocama çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben çok istifade ettim. Sizlerin de çok yararlandığınıza inanıyorum. Böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar Rabbimizin izniyle buluşmak üzere hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.